Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ipimin renklerini de kameraya tutuyorum. 331 bu şekilde açık sarım altın başak ve 335 de saks mavisi 131 de açık mavi bu şekilde renklerim 603 numarada yeşilim altın başak tüm iplerim şimdi modeli hazırladım size bu renklerden çok güzel bir model oldu şöyle bakın modelim bu Şöyle dallarından ara suyu da aynı şekilde dallarıyla birebir aynısı. Bu şekilde model. Evet. Yapımı da kolay. Güzel, hoş bir model oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle. Şimdi ara suyu olarak örnek amaçlı olduğu için bu kadar koydum. Siz istediğiniz kadar ara suyu mesafesi bırakabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Aynen o şekilde başlayalım. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı mesafesi bırakıp ikinci tığ battığımın içine 2, 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Aynı tığ battığının içine 2-2 alarak 2 tane trabzanım oldu bir defa doluyorum bir sonraki yanındaki yani tığ battıya 2 2 alarak oraya da iki tane trabzan yapıp toplamda burada dört tane trabzanım oldu altı tane zincir çekiyorum ve döndüm Bakın, ters tarafındayız ilk trabzan tepe noktasına bu şekilde kapattım sık iğne ile dört tane zincir çekiyorum çevirdim düz tarafına iki defa tığımı doluyorum aynı yuvaya 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 5 tane zincir çekiyorum trabzanımı aralayıp bu 5 zincirimi yuvama sık iğne ile sabitledim buraya geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 ve 5 evet, 6. sık iğneyi de yuvada yaparak ilk dalımızı bu şekilde oluşturduk bakın böyle güzel bir sıkı sıkı iğneli bir dal oldu yine 4 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 iki alarak ikinci dalımın trabzanında da hazırladım 5 tane zincir kapatıyorum 5 zincirimi trabzanımın arasına girip sabit Geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 yuvaya girdim sık iğne ile sabitledim ikinci dalımız da hazır yine 4 tane zincir çekiyorum şöyle bakın uç kısmından tutunca kendini düzeltiyor arkadaşlar sık iğnemiz şu 5 zincirli kısımdan tutup şöyle çevirin kalıp gibi ütülü gibi oluyor 2 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine yine 2 2 2 alarak trabzanımı hazır ettim ve 5 zincir. Kapatıyorum. Trabzanımın arasına buraya bir tane tomurcuk ettim. Şöyle ipimizin katını düzeltelim. Geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3, 4 ve 5. Altıncıyı da yuvada yapıyorum ve sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sabitliyorum. Şimdi yuvamız hazır şekilde oluyor yuvamızın yapılışı. Dalları 3 tane dalı. Şimdi arası yönün nasıl yapıldığına geçelim. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Yine iki defa doladım tığımı Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ ya 2 2 2. Bakın burada 3 zincir boyutunda olduğu için biraz daha bu dallarımızdan kısa yaptık. 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi kapattım bir tane tomurcuk yaptım bu tomurcuktan geriye kalan trabzan kısmına da dört tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 aynı tığ battının içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın 3 zincirli 3 seferde tıra alan trabzana 190 sık iğne yaptık. 5. de tığ battıda yaptık. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. 1 tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Şöyle 2, 2, 2. 3 zincirime ulaşacak şekilde şöyle sıkı sıkı 3 seferde trabzanımı hazırladım. 4 zincir. Kapatıyorum ve geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 ve 4. 5. yuvada yapıyorum. Evet, yine 1 2 3 zincir. Bir tane daha ara suyu yapıp bırakalım. Bakın. Kalıp gibi bu zincir boyutu da tam ölçü arkadaşlar. Bir tane daha yapıp hemen bırakalım 3 zincirimin üzerine 2 defa doladım bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma giriyorum şöyle 2 2 2 3 zincirimin boyutuna ulaşacak şekilde trabzanımı yaptım 4 zincir sabitliyorum ve geri kalan kısma da 4 tane 1 şöyle 2 3 ve 4 hemen aynı tığ battı ya. Bir sonraki batma işlemi eğer bu marullanırsa onu ötelemek için oluyor arkadaşlar. Marullanma olmadığı için diğerine batmaya gerek yok. Aynı tığ battığının içine sık iğnelerimizi sabitleyebiliriz. Evet, çimeni bu şekilde oluyor. Siz bundan 7 tane ara mesafesi koyabilirsiniz. dediğim gibi benimkisi gözleme amaçlı olduğu için biraz yakın yapıyorum. Çiçekler birbirine şöyle yakın aynı kadraja sığsın diye. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. İlk dalımızın içine sık iğne ile girerek ipimi buraya sabitledim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Yuvama ilk ip. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir sonuncu 5 zincirimi de yani dördüncü kirpiğimi de kapattım buraya ilk dalımıza bu şekilde 5 zincirden oluşan 4 tane kirpik yaptık ve iki tane zincir çekiyorum yaptığımın başını iki defa doladım. Bu ortadaki yeşil yuvanın da içine giriyorum. Şöyle 2 2 iki, iki alarak sıkıca şöyle sıkı sıkı aldım. Bakın fazla büyük olmasın diye. Trabzanı yaptık. İki defa doladım. İki zincirin üzerine iki defa doladım. Ve yuvaya girdim. 2 2 iki, iki alarak şöyle üç seferde aldığım bir trabzan iki tane zincir çekiyorum iki defa doladım yine aynı yeşil yuvaya girip 2 2 2 bu şekilde buralara yuvalar hazırlıyoruz iki zincir çekiyoruz aralarında üç seferde aldığımız 2 2 trabzanları yapıyoruz bakın toplamda buraya altı tane bu şekilde yuvalar hazırlayacağız iki defa doladım Yeşil yuvamın içine giriyorum. 2 2 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2. 1 2 zincir. 2 defa doladım. Yeşil yuvanın içine giriyorum. 2 2 2. Bu şekilde toplamda 6 tane yuvamız hazır ve 2 zincir çekerek 3. yeşil yuvaya bakın bu şekilde kapanınca şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yuvam bayağı gayet güzel açılıyor. Rahat şekilde de dolduruyorum. Evet 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Ve 5 zincir çekiyorum. Yeşil yuvaya girdim. Bu şekilde sabitledim. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın, kopardım. Evet, krem rengi böyle açık sarımızın işlemi bu kadar. Ortada 6 tane yuva, kenarlarda da dörder kirpikten oluşan yuvalar hazırladık. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet, şöyle tonlama yaparak koyulu açıklı açık mavi ile yapacağım. Bakın buradaki ilk iki zincirli yuvamızın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. ipimi tutturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine girdim. Şöyle 2, 2, 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanım şöyle bakın. Hem kalın hem böyle sık sıkı yaptım. Güzel bir görüntüsü olsun diye. Kalıp gibi görüntüsü olsun diye. 4 zincirimi kapattım. Yine üç tane zincir çektim. Başlangıçta olduğu gibi. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Sıradaki iki zincirli yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Bakın şu tomurcuktan tutarak şöyle düzeltiyorum. Kalıplaştırdım. 1 2 3 tane zincir. 2 defa tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 2 2 3 zincir boyutunda hemen trabzanımı yaptım. 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum. Bakın trabzanımın arasına tomurcuk oluşturuyorum 4 zincirden. Yine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle aynı tığ battığının içine kapattım. Bakın ikincisi de bu şekilde hazır. Yine sıradaki sık iğneye girdim, sabitledim. Evet. Şöyle kalıp gibi yaptık. Toplamda arkadaşlar 6 tane yuvamız var ve 6 yuvaya da bu şekilde yapıyoruz. Yine 3 tane zincirimi çekip 2 defa tığımı doladım. 2 2 ve 2 1 2 3 ve 4 kapatıyorum 1 2 3 hemen kapattım sıradaki yuvaya geçtim 1 2 3 zincir 2 defa doluyorum 2 2 2 sıkı sıkı tırabzanlarımı yapıp hemen 4 zincirle arasına girip tomurcuğumu yapıyorum yine 3 zincirle yuvaya kapatıp bu şekilde tamamlıyorum sıradakine geçtim 1 2 3 zincir 2 defa doladım aynı yuvaya 2 2 2 alarak tırabzan yaptım yine 4 zincir atıyorum buraya da şöyle bir iki üç zincir kapattım aynı yuvanın içine sabitledim sıradaki yuvaya da geçtim 3 zincir evet. sonucu yuvamızı da aynı şekilde iki defa doladım ve iki şu iki iki çekken yerleri kalın olsun diye sıkı sıkı çekin bir iki üç 4 zincir kapattım 4 zincirimi 1 2 3 zincir sık iğne ile aynı yuvanın içine 3 zincirimi sabitledim ve dibine de bir tane zincir çekiyorum hemen ipimi kopardım Bakın. şöyle kalıp gibi çiçeğimiz hazır Bakın arkadaşlar. şimdi hemen ipimi yakıp temizleyin temiz temiz bakalım modelimizin bitmiş hali bu şekilde şöyle arası e, sizler 7 tane koyabilirsiniz e, ben e, örnek amaçlı olduğu için bu kadar az koydum bakın ekrana çok güzel sığıyor bu şekilde ütüye de giden bir model sizler bizler çok severiz ütüye giden model aşağıdan yukarıya doğru ütülendiği takdir daha inceli bu ipler tiril tiril oluyor biliyorsunuz şöyle yakın plan e, çözünürlük bu arkadaşlar çeyizinden eski bir şey herhalde bunun renklerini alması için çözünürlük bozuluyor o yüzden bir de şöyle ters tarafından tutuyor o renklere odaklanmasın elimdeki renklere odaklansın bu şekilde Evet modelim bu yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Eğer beğeni tuşuna basmadıysanız bir beğeni tuşunu hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak tabii ki destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.